Alper Yıldırım YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Ayten Edige Kocagil'in hazırladığı Fırçamın Anlattıkları Tescil ve Minyatür sergisini gezeceğim. İzmir Konak ilçesi, Kemeraltı Çarşısı, 2. Beyler 848. sokakta bulunan Arya Kamalı Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nde 2 Mayıs ve 9 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenleniyor. Instagram Farklı ve Değişik Hayatlar, TikTok Alper2935, videoyu beğenirseniz eğer beğen tuşuna basıp abone olursanız video başlık kişilerin de yaşamını açılır. Hadi sergi gezimize başlayalım. Ben Ayten Edige Kocagil. 1946 doğumluyum. Ankara Gazi Üniversitesi Resim İş Bölümü mezunuyum. Ve uzun yıllar resim öğretmenliği yaptığım dönemde resme olan ilgimin ve detaylı çalışmamın sonucunda tesip ve minyatüre ilgi duydum. Ve birçok hocadan ders alarak bu seviyelere geldim. İzmir'de halen bu çalışmalarımı evimde devam etmekteyim. Kişisel olarak 7 sergiye katıldım. 7 sergi açtım. Karma sergilerim hali çalıştaylarla beraber 54 tane de karma sergim var. Bu oklu besmeledir. Etrafındaki süsleme sırf altınla yapılan, hanker tekniğiyle yapılan bir çalışma. Burada rokoko üzerine maşallah. Burada ise Atatürk'ün bizlere bağışladığı, Cumhuriyet'in getirdiği yenilikleri anlatmak istedim. Adalet, teknik, akademi, spor, tiyatro, sanat alanında yapılan yenilikleri burada anlattım. Bu da yine yazılı bir tesip çalışma. Tek tek izah etmeme hani şey yok. Hepsinde altın kullanıyorum. Kuvarç boya kullanıyorum. Ve çok ince fırçalar kullanarak yapıyorum. Burada da bir gecenin bize verdiği bir korku şeyi anlatmak istedim. Gece herkesi ürküten bir durumdur. Uzay sonsuz, hani biz dua ederken falan devamlı yukarıya bakaraktan, elimizi yukarı açarak şeydi. Her şeyin uzaya gittiğini, öldüğümüz zamanda ruhların bile uzaya uçtuğunu düşünerek onu anlatmak istedi. Bu Allah'ın 99 ismini anlatan bir çalışma. Diğerleri yine Çin'i çalışmaları. Burada Yunus Emre'nin meşhur sözü "Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz." çalışması. Burada yine bir Türkiye'de kurulan beyliklerden Karamanoğlu Beyliği'nin ve hepimizin bildiği gibi Dil Bayramı her yıl yapılan Karaman'da Karamanoğlu Mehmet Bey'in her yerde Türkçeden başka dil kullanılmayacak adındaki fermanı anlatmak istedim. Bu Hilye-i Şerif peygamberin fiziksel özelliklerini anlatan bir yazıdır. Etrafında 4 halifenin ismi, ortada da peygamberin fiziki özellikleri, boyu ne uzun ne kısa, orta boyluydu. Yere baktığı zaman göbeğinden yere görürdü. Yani fazla göbekli biri değildi. Sağına soluna dönerken vücuduyla dönerdi diye fiziksel özelliklerini anlatan bir çalışma. Burada da yine İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın harem dairesinin günlük yaşamını anlatan bir çalışma. Burada Türkiye'den geçen İpek yolunun üzerinde bulunan hanları anlatmak istedim. Yaprak, dut yaprağı, ipek böceği yaprağı diyor. Şu kozalar meydana geliyor ve her kozanın içine Türkiye'deki yol üzerindeki hanları belirtmek istedim. Burada sergimizin afişi olan bir çalışma. Çocuk torunumun resmidir. Onu işledim. Altında da yine Arapça Cemre yazılıdır, torunumun ismi. Bu da yine bir tesip çalışma.
Şimdi merdivenlerden çıkıyoruz dostlar. Burada Mevlana'nın meşhur sözü var, hepimizce bilinen. Ne olursan ol, yine gel. Burası sevginin dağıtıldığı yerdir. Burada tüm dünya ülkelerinin kıyafetleriyle erkek ve bayanlarını resmettim. Mevlana'ya gelip buradan mutluluk ve sevgi dağıtılıyor. Bunlar yine yazılı tesiplerim. Burada iki tane cilt kapağım var. Cilt kapağının yapılışı da kendime ait. Ve üstündeki desenlerin hazırlanması da, yapılması da benim yaptıklarımda. Ortadaki bir Osmanlı dönemindeki bir kumaş desenidir. Burada yine yazılı bir tesip. Etrafındaki süsleme altın ve rengin karışımıyla biz buna şikaf tarzı diyoruz. Bu Fatih döneminde yapılan tesipte kullanılan renkleri anlatmaktayım. Ve üzerinde küfi yazıyla besmele vardır. Bu da yine bir hatlı tesip çalışma. Burada Japonya'nın meşhur kiraz çiçeği sakura. Onların geleneksel törenler falan yaptığı bir ortam oluyor o sakuralar. Burada onu anlatmak istedim. Bir Japon tapınağı, bir geisha ve oranın meşhur turnaları. Burada burçları anlattım. Terazi burcu, boğa burcu, yengeç, başak, aslan, oğlak ve boğa burcu. Bunları anlattım. Tabii daha evvelki açtığım sergilerde 12 burç tamamdı. Fakat 5'i satışa geçtiği için bu kadar devamını da yapamadım bu arada. Bu bir İzmir minyatürü. İzmir Konak Meydanı'nın eski bir görüntüsü. Evvel tramvay değil, trolobüs vardı İzmir'de. Ve Konak Meydanı'nda Saat Kulesi'nin yanından geçiyordu. Burada da onu anlatmak istedim. Video izleyicilere son bir sözünüz ne olur? Ben bu sanata 86 yılından beri gönül vermiş biriyim. Hala bunu devam ettiriyorum. Ve kendi kültürümüzü az da olsa başkalarına duyurmak amacındaydım. Ve eğer bu şeyi verdimse gelen misafirlerime falan, bu beni çok mutlu eder. Çok teşekkür ederim.